Tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatı Deniz Özen, Artı TV'den Onur Öncü'ye konuştu. Özen hem Atalay'ın hem de Hatay halkının iradesinin gasp edildiğini belirtti. Yükümlü olan bizlere şöyle sesleniyor. Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe erteledi. Anayasa Mahkemesi ertelemenin gerekçesini ise yüksek mahkeme üyelerinden birinin dosyaya hazırlanamaması olarak gösterdi. Atalay'ın avukatı Deniz Özen Anayasa Mahkemesi'nin kararını Artı TV'ye değerlendirdi. 1,5 yıldır cezaevinde olan Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinden bahsediyoruz. Can Atalay açısından bir hak ihlali süreci var ancak aynı zamanda Hatay halkının iradesinin gaspı söz konusu. Özen hangi üyenin ertelemeye neden olduklarını ise bilmediklerini söyledi. Şunu da sormak gerekir, yani bu üye kim? Bunu bilmiyoruz biz. Hangi Anayasa Mahkemesi üyesi ben dersime çalışamadım bahanesiyle 1,5 yıldır cezaevinde olan bir kişinin, seçilmiş bir milletvekilinin siyasi faaliyetini yapmasına engel olmaya çalışıyor. Bunu öğrenmek istiyoruz. Anayasanın 83. maddesini hatırlatan avukat Özen, geçmişte Anayasa Mahkemesi'nin de vermiş olduğu örnekleri hatırlattı. Anayasa hükmünün dışında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çok sayıda karar var. Ne yazık ki Türkiye'de ilk defa yaşanmıyor bu durum. Çok sayıda örnek var. Hatırlayacaksınız, Mustafa Balbay örneği var, Leyla Güven örneği var, Sebat Tüncel var, Enis Berberoğlu var, Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Çok sayıda örnek var ve bu kişilerin başvuruları Anayasa Mahkemesi önüne geldiğinde Anayasa Mahkemesi hep aynı yönde değerlendirme yaptı. Dedi ki anayasanın 83. maddesi uyarınca milletvekili seçilen kişi yasama dokunulmazlığına kavuşmuştur ve bu kişinin cezaevinde tutulma olanağı yoktur. Bu anayasal haklarının ihlali anlamına gelir. Seçilmiş bir milletvekili cezaevinde tutulamaz dedi. Yaşanılan hukuksuzluklara vurgu yaptı. Can Atalay'ın 14 Mayıs gecesi itibariyle, yani milletvekili seçildiğinin netleşmiş olduğu an itibariyle cezaevinden tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu olmadı. Milletvekilliği mazbatası verildikten sonra tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu olmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayınlandığı an itibariyle tahliye edilmesi gerekiyordu. Bu olmadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı eline aldığı an itibariyle yargılamanın durmasına ve Can Atalay'ın tahliyesine karar vermesi gerekiyordu. Bunu yapmadı. Onama kararını vermiş olmalarına rağmen Gezi davasının esasına ilişkin onama kararı verildikten sonra dahi Can Atalay'ın tahliye edilmesi bir anayasal zorunluluktu. Çünkü yine bizim anayasamız diyor ki hakkında kesinleşmiş hüküm bulunsa dahi infazının sağlanması, yani cezanın infazı milletvekilliği sıfatının sona ermesine bırakılır diyor. Dolayısıyla hakkındaki hüküm kesinleşmiş olmasına rağmen tahliye edilmesi gerekirdi. O da yapılmadı.